Merhaba, bugün size orijinali Northern Illinois Üniversitesi'nde ders veren Joe Pin tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağız. Konumuz, hepten gidimsel argümanlar. Hepten gidimsel argümanlar olabilecek en iyi açıklamayı sunmaya yönelik bir çıkarıma dayanır. Bu argümanları anlamada bize yol gösteren nedenle başlayan sorulardır. Diyelim ki, bir arkadaşınıza ondan hoşlanan biri olduğunu söylediniz arkadaşınızın yanakları kızardı. Yanakları neden kızarmış olabilir? Bunun açıklaması ne olabilir? En basit açıklama, tabii ki birinin ondan hoşlandığını öğrendiği için utanmış olabileceği. Utanınca da yanakları kızardı. Bu örnek, hepten gidimsel bir argümana dönüştürülebilir. Bu durumda, öncülümüz şu olur. Leyla'nın ondan hoşlandığını söyledikten sonra, Cengin yanakları kızardı. Buna göre sonucumuz da şu. Cenk Leyla'nın kendisinden hoşlandığını öğrenince utandı. Burada öncül sonucun doğru olduğunu garanti etmiyor. Bunun başka bir açıklaması da olabilir. Belki de Cenk acı biber yiyordu ve biberin acısından etkilenince yanakları kızardı. Ya da belki Cenk'i bir kedi tırmaladı ve vücudu alerjik reaksiyon gösterdiği için yanakları kızardı. Hayal gücümüzü zorlarsak Cengin yanakları neden kızardı sorusuna başka olası yanıtlar da bulabiliriz. Bununla birlikte elimizdeki bilgilere dayanarak ilk vardığımız sonucun öncülüğümüz için en iyi veya en iddialı açıklama olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda öncül sonuca inanmak için iyi bir sebep sunar. Hepten gidimsel argümanların işleyişi bu şekildedir. Bazı şeylerin doğru olduğunu biliriz. Bunlar öncüllerdir ve buradan yola çıkarak peki bunlar neden doğru sorusuna verilebilecek en iyi cevabı bulmaya çalışırız. Bilgimiz dahilinde sunduğumuz öncüller açıklamanın doğru olduğunu garanti etmez. Ancak bu sorun değil. Çünkü hepten gidimsel argümanların tümden gelimsel olarak geçerli olması gerekmiyor. Hepten gidimsel argümanları aslında hayatın her alanında sıklıkla kullanıyoruz. Hepten gidimsel argümanlar oluşturmak ya da bu tip argümanları fark edip değerlendirmek çok önemli bir eleştirel düşünce becerisidir. Televizyon dizilerinde dedektiflerin bir suçun nasıl çözdüğünü düşünün. Diyelim ki bir dedektif ve bir de suçlu olarak görülen Semih adında bir adam var. Dedektif, cinayet silahının Semih'in bagajında bulunduğunu biliyor. Semih, suçun işlendiği sırada başka bir yerde olduğunu kanıtlayamıyor. Ayrıca Semih'in böyle bir cinayeti işlemek için bir sebebi var ve üstelik yalan makinesi testinden de geçemedi. Tüm bu kanıtları getirilebilecek en iyi açıklama Semih'in katil olduğu. Dedektif de Semih'in katil olduğuna inanıyor. Bu argümanı savcıya iletiyor. Savcı da bunu jüriyi bu sonuca inandırmak için kullanıyor. Hepten gidimsel argümanların bilimde de önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Bilimsel hipotezler genellikle gözlemlenen bazı verilerden hareketle getirilen en iyi açıklamaya yönelik çıkarımlara dayanır. Örneğin Neptün gezegeni bu şekilde keşfedildi. 1800'lerin başlarında gökbilimciler, Uranüs'ün gözlemlenen yörüngesinin Newton'ın hareket yasalarına göre yörünge tanımına uymadığını fark ettiler. Bu uyuşmazlığı en iyi şekilde açıklayan görüşse buna daha önce kimsenin gözlemlemediği başka bir gezegenin neden olduğuydu. Ve bunun doğru olduğu ortaya çıktı. Bugün Neptün olarak bildiğimiz başka bir gezegenin varlığı su yüzüne çıktı. Tüm bunlara dayanarak bu açıklamayı iyi bir açıklama olarak tanımlamamızı sağlayan ne olabilir? Bu filozofların sıklıkla tartıştığı bir konu. İyi açıklamaların genel olarak çoğu filozof tarafından kabul görmüş iki ayırt edici özelliğine bir bakalım. Birincisi, hali hazırda sahip olduğumuz bilgilere uyan bir açıklama. İyi bir açıklama olarak değerlendirilir. Uranüs'ün gözlemlenen yörüngesinin, Newton'un hareket yasalarına göre yörünge tanımına uymadığını söylemiştik. Bu uyuşmazlığa getirilebilecek başka bir açıklama, Newton'un teorisinin yanlış olduğu da olabilirdi. Newton'un teorisinin yanlış olduğunu kabul etmek, diğer birçok iyi açıklamayı da çöpe atmayı gerektirir. Bu da gökbilimcilerin hali hazırda sahip olduğu bilgilere uymaz. Buna karşılık, daha önce gözlemlenmiş bir gezegenin bu uyuşmazlığa sebep olduğu fikri, sahip oldukları bilgilere daha uyumluydu. Bu nedenle daha iyi bir açıklama olarak kabul edildi. İyi bir açıklamanın ikinci ayırt edici özelliği ise basit olmasıdır. Diğer şeyler sabit kalmak koşuluyla daha basit bir açıklama, karmaşık olan bir açıklamadan daha iyidir. Cengin yüzünün kızarmasına diğer bir olası açıklama şöyle olabilir. Belki de yanlış anlamıştır ve Pelin'in ondan hoşlandığını sanmıştır. Böylece Leyla'nın değil de Pelin'in ondan hoşlanıyor olması onu utandırmıştır. Bu açıklama belki doğru olabilir ama gereksizce karmaşık bir açıklama. İlk açıklama daha basit olduğundan bu karmaşık olana göre daha inandırıcı gelebilir. Tabii ki iyi bir açıklamaya ait bu iki özelliğin de dereceleri var. Bir açıklamanın ne kadar iyi olduğunu belirleyen başka faktörler de mevcut. En iyi açıklama dediğimizde kesin bir formülden ya da tariften bahsetmek de mümkün değil. Hepten gidimsel bir argümana karşı bir sağ üretmenin bir yolu, argümanın sağladığı verilere dayanarak o argümanın sunduğu açıklamadan daha iyi bir açıklama bulmaktır. Diğer bir yoluysa öncülleri güçlendirebilecek daha fazla kanıt bulmaktır. Dedektif örneğimize dönelim. Diyelim ki dedektif Semih'in cinayet işleyebilecek potansiyelde çok zeki bir düşmanının olduğunu ve bu cinayeti Semih'in suçlu çıkmasını sağlayacak şekilde çok uzun zamandır planladığını da öğrendi. Bu durumda Dedektifin kanıtlarına dayanarak Semih'in suçlu olduğunu öne süren açıklama en iyi açıklama olmaktan çıkar. Çünkü artık daha iddialı başka bir açıklama var. Semih düşmanı tarafından tuzağa düşürüldü. Hepten gidimsel bir argüman söz konusu olduğunda toplanabilecek bütün kanıtların toplandığından ve bir sonuca varmadan önce tüm kanıtların enine boyuna değerlendirildiğinden emin olmak gerekir. Çünkü vardığınız sonuç elinizdeki bazı kanıtlara dayanarak değil, bir bütün halinde elinizdeki tüm kanıtlara dayanarak ulaştığınız bir sonuç olmalıdır. O halde özetleyelim. Hepten gidimsel bir argüman, bir tür ampliyatif argümandır. Bu tip bir argümanın öncüleri, ulaştığı sonucun doğruluğunu garantilemez. Hepten gidimsel argümanlar, olabilecek en iyi açıklama sunmaya yönelik bir çıkarıma dayanır. Yani bu tip argümanların vardığı sonuçlar, öncülleri için olabilecek en iyi açıklamayı sunar. Hepten gidimsel argümanlar, günlük hayatta ve bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar. İyi bir açıklamanın iki belirgin özelliği olduğunu da söylemiştik. Neydi bunlar? Hali hazırda sahip olduğumuz bilgilere uyması ve alternatiflerine göre daha basit olması. Son olarak, hepten gidimsel bir argümana karşı bir sav üretmenin bir yolu, o argümanın sunduğu açıklamadan daha iyi bir açıklama bulmak ya da öncülleri güçlendirebilecek daha fazla kanıt bulmaktır.